Sevgili seyirciler, güzel şehrimiz Niğde'deyiz. Niğde'nin belki en yeni, en taze, en lezzetli lezzet durağındayız. Yanımızda da markanın yaratıcısı sevgili Yahya Bolat Bey var. Özellikle Niğde'ye yolunuz düştüğünde lezzetli, iyi, kaliteli bir waffle nerede yiyebilirim diye soruyorsanız onun cevabını verecek değerli bir girişimci, Niğde'nin gelişimine ve değişimine katkısı olan değerli bir isim. Peki neden waffle? Buraya geldiğinizde waffle dışında neler yiyebilirsiniz? Özellikle sağlıklı ve lezzetli bir waffle nasıl hazırlanır? Onu da birazdan Aleyna Hanım'la konuşacağız. Ama öncesinden hem girişimcilik hikayelerini hem markamızı Yahya Bey'le birlikte değerlendirelim. Merhabalar Yahya Bey. Merhabalar. Hoş geldiniz programımıza. Teşekkür ederim. Siz de hoş geldiniz. Çok teşekkür ederim. Aslında genç birisi. Gencim evet. Ve Niğde'ye hizmet etmek amaçlı böyle bu güzel markayı buraya kazandırmak istediniz. Neden böyle bir yer açma fikri oluştu? Evet. Öncelikle bunu kısaca açıklayalım. Biz sektörde yeniyiz. Daha 10 gün oldu biz buraya açalı. Hayırlı uğurlu olsun. Teşekkür ederiz. Niğde'yi çok gezdik, araştırdık bütün kafeleri. Dedik ki herkesin her şeyi tamam ama sanki elitlik biraz eksik dedik. Biz elite yakın bir kafe açalık. Ve yurt dışından da araştırma yaptık. Böyle bir tasarım bulduk. Gördüğünüz gibi. Kafe La Vita markasıyla. Evet, Kafe La Vita markasıyla. İsim hakkı bize ait. Çok güzel. Niğde'nin neresindeyiz tam olarak? Niğde'nin şu an bura Bor Yolu Caddesi diye geçer. Gelişen bir yer. Gelişen bir yer. Bölge. Gelişen büyüyen bir yer. Buradaki insanlar zaten hep elit insanlar. Genelde iş insanları bu bölgede ikamet ediyor. Tabii seçiciler lezzet seçiciler yani. Onlara karşılık bulabilecek kalitede bir yer açtınız. Yani. Şimdi tabii kafe olarak geçiyor ama ağırlık olarak waffle üzerine. Ağırlık waffle üzerine evet. Waffle'da da çok güzel tutturduk. İnanın bize 200 kilometreden waffle yemeye gelen müşterilerimiz var. Çok güzel. Waffle dışında neler sunuyoruz? Waffle dışında sıkma içeceklerimiz var. Çay kahve türü var. Soğuk ve sıcak. Soğuk ve sıcak evet. Kurabiyemiz de çok güzel. Kurabiye de çok o güzel evet. Diğer tatlı türlerimiz var. Güzel de bir tasarımı var. Evet tasarım çok sokakta güzel. Sokakta gelirken bile göze çarpıyor. Nasıl oluşturuldu bu tasarımda? Nasıl bu fikir kimden çıktı ya da nasıl karar verdiniz? Önce bir iç mimari bulduk. İç mimar dedi ki abi dedi beraber çalışalım dedi. Tabii olur niye olmasın dedim. Beraber bilgisayar üzerinde çizim yaptık. Daha doğrusu mimar abi çizim yaptı. Baktık hoşumuza da gitti. Birkaç yerde değişiklik yaptırdık. Ve yaptığımız tasarımı araştırdık. Yurt dışında buna benzer bir tasarım var mı? Yok. Dedik bu bize özgü bir tasarım olsun. Renkler de çok başarılı. Renkler de çok güzel tuttu evet. Burada küçük kızınızın da katkısı var sanırım. Var tabii o da zaten tasarımcı. Benim ufak kız tasarımcı. Ailece emek verdiniz. Ailece emek var evet. Ailece emek var. Kaç kişi ağırlayabiliyorsunuz? İki kısımdan oluşuyor değil mi? İki kısımdan oluşuyor. Bir açık alanımız var. Bir de gördüğünüz kapalı bu kapalı alanımız var. İki kısımdan oluşuyor. Aynı anda şu anda 20 masa ağırlıyoruz. Peki gün kaçta başlıyor? Kaça kadar açık burası? Haftanın kaç günü hizmet veriyoruz? Evet. Haftanın 7 günü açığız. Sabah 10, gece 12'ye kadar sürekli açığız. Yoğunluğunuz ne zaman artıyor? Yoğunluğumuz genelde akşam 8'den sonra başlıyor. Tabii akşam yemeklerini yedikten sonra evet. Bir tatlı yemek için buraya geliyorlar. Direkt buraya geliyorlar. Yanında evet. Lezzetli kahveler, içecekler, her şey yani. Mevcut. Gençler de çok seviyor bu lezzeti. Dönüşler de alıyorsunuz. Ne diyorlar daha çok? Kimler geliyor, misafir oluyor size? Şu anda yani bütün kesimden aileler de geliyor, öğrenciler de geliyor ve İlginç, bir gelen ertesi gün yine geliyor. Ertesi gün yanına birilerini takarak geliyor. Sürekli çoğalıyorlar. Çok güzel bu. Bence yeni bir firma, marka olmanızın göz önünde bulundurduğumuzda bu dönüşler çok kısa evet. Sürede olması çok değerli. Peki bu tatlıya ne dediler? Yani waffle lezzetinin böyle bir lezzetin Niğde'de olmasının Niğde açısından da önemli değil mi? Yani. Bir açık vardı çünkü bu noktada. Waffle biz çoğu yerde yedik. Bu denli lezzetli bulmadık. Bulamadık diyorlar. Zaten insanlar hep arayış içinde sürekli yer değiştirirler. Yeni tatlar keşfetmeye çalışırlar. Dediler sizinki çok güzel. Yine geliriz. Ben zannettim ki bunlar lafta böyle söylüyor. Sonra uygulamada da gördük ki öyle diyen insanlar bir sonraki gün yine geliyor. Demek aslında ki kalite tutmuş. Tutmuş. Başlangıç olarak fiyatlarınız da uygun. Fiyatlarımız da çok uygun. Bu hani, da çok önemli. Özellikle öğrenci kesim için. Biz sektöre fiyatta rakip olarak girmedik. Kalite de rakip olarak girdik. Ve değerli. Tutturduk da. Neyi hedefliyoruz peki Yahya Bey? Hedefimiz de
isim hakkımızı çoğaltarak yeni şubeler açmayı düşünüyoruz. Evet. Büyümek istiyoruz. Hatta yani Niğde dışına bile şubemizi açmayı düşünüyoruz. Çok da iyi olur. Hedefimiz Akdeniz. Mümkün kısmet olursa. Yakınsınız da Akdeniz'de. Zaten Akdeniz'e açılamıyor. Yani. Evet. Bu lezzet başka şehirlerde de olsun, herkes de ulaşsın. Şimdi Aleyna Hanım'la konuşacağız. Waffle, iyi bir waffle nasıl hazırlanır? Evet. Eklemek istediğiniz bir şey var mı? Bir de bu girişimcilik kimliğiniz bence çok değerli. Bizi izleyen birçok genç arkadaşımıza da ilham olacak. Kendi işini kurmak, markasını kurmak isteyen arkadaşlara ne önerirsiniz? Nasıl bir yol izlenmeli? Önce şey yapmalı, yani kararlı olmalı. Hani bu işin bence maddiyatı o kadar önemli değil. Cesaret. Hani ben şu işi yapacağım diye kendi kendine o cesareti yüklemesi lazım. Kesinlikle. Cesaretten sonra zaten gerisi gelir. Çok gerisi gelebilir. Çok lazım tabii. Yani çok gözlemci olmak lazım. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Güzel bir yeri Niğde'ye kazandırdığınız ayaklarınıza için. Ayaklarınıza sağlık. Ve izleyiciyle paylaştığınız için çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim ve ekibine de ayrıca teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Bizi ağırladığınız için, misafirperverleriniz için çok sağ olun. Size sağ olun. Merhabalar, hoş geldiniz. Merhabalar, Aleyna Hanım. Merhabalar, siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk, çok teşekkür ederiz. Şimdi az önce Yahya Bey ile markamızı tüm yönleri değerlendirdik ama asıl lezzetimiz olan waffle'ı da biraz konuşalım istedik. Evet. Sen de hakimsin bu konuya. Öncelikle waffle çeşitlerimiz var mı? Şöyle, biz La Vita Special waffle olarak hazırlıyoruz waffle'larımızı. Onun haricinde bir çeşidimiz yok. Kendi bir spesiyaliniz var, onun üzerine yoğunlaşıyorsunuz. Aynen öyle, bu şekilde. Peki lezzetli, sağlıklı, iyi bir waffle nasıl hazırlanır? Püf noktaları nelerdir? Püf noktası kesinlikle hamurudur. Waffle'ın hamuru güzel pişmesi gerekiyor. Ne çok çiğ kalması gerekiyor ne de çok pişmiş olması gerekiyor. Onun haricinde çikolatasının kıvamını ayarlamamız gerekiyor. Çok fazla koyduğumuz zaman waffle'ın tadı tabii ki de bayıyor bir yerden sonra. Çok az konulduğu zaman da çıtırlık geliyor hamurdan ve o rahatsız edici oluyor. Onun için tam kıvamını ayarlamamız gerekiyor çikolatanın. Onun haricinde meyvelerin kalınlıkları bile çok önemli. Kesimleri. Aynen öyle. Bu neler şekilde, var meyve olarak? Biz daha spesial, çok çilek ve muz kullanılıyor zaten. Aynen öyle. Biz çilek ve muz kullanıyoruz. Ekstra bir malzeme isteyenler olursa ekliyoruz. Kivi ile ananas ekliyoruz. Tabii waffle'ın yanında başka lezzetlerimiz, tatlılarımız da var. Evet, neler var? Evet, tabii ki var. Magnolia var, yalancı profiterol, sufle, onun haricinde traliçe, tiramisu. Bu kahve sunularımızda? Kahvelerde bütün kahve çeşitlerimiz Dünya mevcut. Evet. Kahveleri var, Türk kahvesiyle birlikte. Soğuk içeceklerimiz de var. Evet. Yazın taze meyve sularımız herhalde olacak. Aynen öyle. Sıkma portakal suyu taze. Sağlıklı. Evet. Aynen öyle. Kaç kişilik bir ekipte, nasıl bir iş bölümü var? Şöyle, ekibimiz çok büyük değil aslında. Zaten küçük butik bir yeriz. Evet. 5 kişilik bir ekibimiz var şu anda. Ustalarımız özenle seçildi. Aynen öyle. Çok yetenekli. Evet. Zaten az önce yapımında izleyicilerimiz de göreceklerdir. Gerçek çok özenerek yaptı. Çok genç birisin. Sen de Yahya Bey ile birlikte burada emeği olanlardan birisiniz. Kutluyorum sizi aile olarak. Teşekkür Böyle güzel ederiz. Bir merkezi Niğde'ye kazandırdığınız için programımızda yer almanız, davetimizi kabul etmeniz de bizi çok mutlu etti. Var mı eklemek istediğin hem lezzetle hem markayla hem mekanla ilgili? Şu an yok, teşekkür ederim. Genel anlamda konuştuk zaten. Evet sevgili seyirciler, programımız bu güzellikte devam ediyor. Bir sonraki durağımızda görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.